Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere menteşe yuvası nasıl tamir edilir? Bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle cihazımızı söküyoruz. Klavyenin kablosunu çıkartıyoruz. Klavye kasasının vidalarını söküyoruz. Ben sökmüştüm arkadaşlar. Videonun süresi daha kısa olması amacıyla vidaları daha önce sökmüştüm ben. Şimdi kasamızı yavaşça çıkartıyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi bilgisayarın iç kısmı, sol menteşe ve sağ menteşe, evet arkadaşlar, şimdi menteşe yuvasını tamir etmeden önce ekranımızı söküyoruz. Öncelikle göz kararı ile kontrollerini yapıyoruz. Sonra yakından tornavida ile kontrolümüzü yapıyoruz. Evet, sol menteşe yuvasında kırıklık var. Bakıyorum. Evet, kırıklık var. İşte siz de görüyorsunuz şu anda. Bizler bu kırık kısmı onarmaya çalışacağız. Görmüş olduğunuz wireless kartı. Bu işlemi Sunfix ile yapacağız arkadaşlar. Sunfix'in içinde iki farklı ürün çıkıyor. Sarı ve mavi renkte. Bu iki ürünü karıştırarak aynı miktarda karıştırarak yapıştırıcımızı hazırlıyoruz. Biraz daha mavi aldım. Şimdi bu iki farklı renkteki maddeyi karıştırarak yapıştırıcımızı hazırlıyoruz. Yapıştırıcı hazır olduğu zaman rengi yeşile dönüşecek. İyice karıştırıyoruz. Rengi değişmeye başladı.
Yapıştırıcımız hazır arkadaşlar. Şimdi uygulamaya başlıyoruz. Biraz daha uyguluyoruz. İyice dolgu yapıyoruz. Fakat orada anakarta veya başka bir kısma zarar vermemeniz çok önemli. Yapıştırıcı uygulamasından sonra menteşe kapağını takıyoruz arkadaşlar. Sonra ekranımızı takıyoruz. Vidalarımızı atıyoruz. Bu şekilde kuruma işlemine bırakacağız arkadaşlar. Benim size tavsiyem bir gün, yaklaşık olarak süre olarak bir gün kuruma işlemine bırakmanız. Kablolarımızı takıyoruz. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Sizler de bu işlemi evinizde yapabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilir, arkadaşlarınızın izleyebilmesi için paylaşa tıklayabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim arkadaşlar.